Bu video çalışmamızda, Excel'de farklı hücrelerdeki verileri, tek hücrede birleştirmenin iki farklı yöntemini anlatacağız. Örnek Excel çalışmamızda, A ve B sütunlarında olan verileri, tek sütun olarak C hücresinde birleştireceğiz. Birinci yöntem olarak, birleştir formülünü kullanacağız. Birleştirilecek hücrenin içerine, eşittir, birleştir yazıp çıkan sonucu tıklıyoruz. Metin 1 yazısını tıklayıp, birleştirilecek veriyi seçiyoruz. Örnek dosyama göre, A2 hücresini seçiyorum. Noktalı virgül yazıp, kesme işareti koyuyorum. Boşluk tuşu ile bir boşluk bırakarak, tekrar kesme işareti koyup, noktalı virgül yazıyorum. Birleşecek ikinci veriyi seçiyorum. Örnek dosyama göre B2 hücresini seçiyorum. Parantezi kapatıp Enter tuşuna bastığımda, içeriğim birleşecektir. Birleşecek iki veri arasında boşluk olması için, kesme işaretleri arasına boşluk koyuyorum. Siz çalışmanıza göre, birleşik olmasını istiyorsanız, boşluk koymayabilirsiniz. Yeni bir veri girdiğinizde, veri otomatik birleşecektir. İkinci birleştirme yöntemi, benim de kullandığım, en kolay ve formülsüz yöntemdir. Birleştirilecek hücrenin içeriğine, eşittir yazıyorum ve birleşecek ilk hücreyi seçiyorum. Örnek dosyama göre A2 hücresini seçiyorum. Ve işareti yazarak, kesme işareti koyuyorum. Boşluk tuşuna basıp, bir boşluk bırakıyorum ve tekrar kesme işareti yazıyorum. Ve işareti koyup, birleşecek ikinci hücreyi yazıyorum. Örnek dosyama göre B2 hücresini seçiyorum. Enter tuşuna bastığımda, veriler tek hücrede birleşecektir. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.